ihtiyacın işlenerek sanata dönüştüğü yer Ulutaç Mobilya. En güzel aşklar Ulutaç'la başlar. Ulutaç Mobilya Mola Saati programını sunar. Kaliteli ürün üretiyor, içeri giremiyorlar. Ne bileyim, o görselli, kaliteli ürün olduğu için bir tür cümle toparlayamadım. Ali abi, tekrar kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Şükürler olsa iyiyiz ya, buyurun. Ali konuşamadı, inanmıyorum ya. Toparlayamadı gülmesine. Konuşamam bana, konuşamam. Biz konuşmuyoruz ya. Konuşunca da açılıyoruz yani. Aynen öyle. Aramakta, arkadaşlar. Ali Yollar'da Mola Saati, şimdi Burcu'nun Akpınar köyündeyiz değerli izleyiciler. Şimdi sizlerle Akpınar insanlarıyla birlikte konuşacağız. Şimdi bulunmuş olduğumuz yer, cevizlerin bulunmuş olduğu yer. Değerli izleyiciler, cevizler bir ay sonra inşallah olacak diyorlar abilerimiz. Şimdi Akpınar köyüne gelelim. Bizi bekleyen bir ailemiz var. Selamun aleyküm. Abi nasılsın? Teşekkür ederim, sağ olun. Gözlerini öperim, sağ olasın. Furşid abimiz. Merhaba, merhaba. Eşim Elif Hanım. Merhaba abi. İsim neydi abi? Bayram abi. Bayram abi. Şöyle bir oturalım. Kısmetimiz varmış herhalde, tabii, değil mi burada? Hani şöyle kısmetin varsa gelir Yemen'den, kısmet olmazsa ne gelir elden? Vay 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 vay. Of. Evet. Abi ne güzel yermiş burası. Evet. Şöyle bir iskele yanaşsanız, şöyle buraya doğru gelseniz. Dostlarımızın, misafirlerimizin oturup onlara hizmet edeceğimiz bir yer. Sen İnşallah. Gel, çok güzel bir yermiş burası. Evet. Güler şeyle gel. Sizin gibi dostlarımız gelir. Burada bir beraber otururuz, konuşuruz, eğleniriz, yemek yeriz. Şimdi abi Akpınar köyü Göğreti'ye yakın olan köy değil mi? Evet. Burç Göğreti'ye yakın olan yer. Evet. Ya ceviz ağacı atmosferi, havayı daha iyi teneffüs mü ediyorsun bu ceviz evet, ağacının evet, altında? Evet. Yalnız güzel yer yapmışsın buraya. Çok bize göre güzel değil ama için yaptık. Bize göre. Şimdi Elif teyze bize kelle ne paça sözü verdi. Kelle, kelle paça. Tabii. Ne zaman gidiyoruz? Sen ne zaman istersen, ne zaman emir edersen ben sana kelle paça. Estağfurullah abla. Sen ne zaman istersen, sen iki gün önce beni arayacaksın. Tamam. Gel diyeceksin, yapacağız. Başımdan gözüm üstüne. Abi sizi tanıyabilir miyim? İsmim Bayram abi. Halı sahada mı kazandım? Maalesef Millet Demokrasi gazisi oldu, bir halı saha gazisi. Şimdi buranın incirin buranın. Evet buranın. Evet. Buranın. Evet. Evet. Burası kaç dönüm? 6,5 dönüm. 6,5 dönüm. Her evet. Şey var mı? Her lezzet var mı? Var. Mevsimine göre en son ayva ve elma olur. Ceviz mevsimi, kiraz. Kirazdan başlarız. Kiraz, kayısı, şekerpara, varerik, caneri işte mevsimine göre en son ayvadan bitiririz, zeytin ayva. Köyde yaşamak mı güzel, Antep'te yaşamak mı? Köyde yaşamak daha güzel. Doğal hayatı yaşayabiliyoruz burada. Şehrin kalabalığı, sıcağı, trafik falan biraz yoruyor insanı. Yoruyor. Ama bizim için, emekliler için köy daha iyi. Oksijen çarpması oluyor mu burada? Vallahi. Oksijen biraz fazla çarpıyor. Vallahi harbiden gerçekten burası çok güzel. Şu lezzetlere bakalım mı? Ben şimdi her tarafa gittiğimde hep yemek lezzetlerini yediğim için biraz da meyve lezzeti tabii. Tadalım değil mi? Tamamen doğal sevgili izleyiciler. Evet. Benim tabağım buradaydı. Sizin tabaktan almayayım. Ben uyanıklık yapmayacağım. Şu gelinim amcasının oğlun kızı. Şu gelinim Beyg Arapdarlı. Evet, bu köyden mi? Yani bu civardan mı? Yakın şu bu köy. Beyg gelinim bir köylü. Olur mu? Beyg gelinim. Burada bir aile ortamı var aslında. Evet. İnsanlar ne bileyim böyle bir ortam arıyorlar aslında. Hem de evet. Köyde oldu mu daha şimdi da iyi oluyor. Şimdi bugün günlerden cumartesi günü. Benim 6 evlatım var. 5 oğlan bir kız. İşte bugün yerler akşamdan cumartesi pazar burada buluşuruz. İşte torunları severiz. Evet. Onları barında basarız. Konuşuruz. Asba eder. Sohbetimiz yapar. Pazar günü akşam evlerine dönerler. Buluşma yerimiz bu aydan. O zaman ben de buluşmaya katılıyorum. Tabii sen de katılıyorsun. Sen şerefimize şeref kattın. Şenliğimize şenlik kattın. Doğru. Allah sizi mutlu eylesin. Bak beni mahcup etme abi. Yok, ne olursun abi. Yapma böyle. Başta.
Abi bir ay sonra bu ceviz için geleceğim. Tabii. Özellikle bu cevizin tamamen orijinal halini, ağaçtaki halini insanlara buradan göstereceğiz. Ama şimdi ceviz yakınlar da var. Bak, şurada var. Evet. Bir tane de var. Hem burada da var. Metin yaklaşır mısın? Evet. Cevizin ağaçtaki hali değerli izleyiciler. Bir ay sonra bu cevizi saklayayım. Bir ay sonra ben gelip koparacağım sen bu cevizi. Sen geleceksin. Şimdi gelin toplayacağız. Evlilik cevizini çuvala doldurup götüreceğiz. Tamam. Geleceksin. Tamam. Teşekkür ederim abi. Evet. Abi çok teşekkür ediyorum. Biz de bu arada Mahmut Metin'le konuşamadım gerçi ama bu havadan mı oldu? Oksijen çarptı herhalde. Ağaçların güzelliği. Temiz ya. Evet. Biz muhabbetimize devam ediyoruz değerli izleyiciler. Gördüğünüz gibi tamamen doğal, organik, mükemmel bir yer. Ne diyelim, afiyet olsun. Ali Yollarda programı şimdi Burcu'nun Akpınar köyündeyiz değerli izleyiciler. Şu an Akpınar köyünde Doğan Tarım Makina'nın düzenlemiş olduğu Başak Traktör'ün tanıtım show programı var sevgili izleyiciler. Bugün Başak Traktör'ün özelliklerini an be an farklı şeylerini anlatacağız değerli izleyiciler. Bakalım traktörlerin özellikleri nelerdir? Traktörler tarlada nasıl sürülüyor? Bunları size anlatacağım. İsterseniz bize yaklaş Metin. Abi ne yapıyoruz burada? Traktör deniyoruz abi. Traktör, bugün Başak Traktör'ün tanıtımı var. Evet. Başak Traktör'ün neler yapabildiğini görüyoruz abi. Ya hep Başak Traktör'ü şeyde anlatıyoruz abi. Ne diyelim? Genelde hep iş yerlerini anlattık. Evet. Biz de sahaya çıktık abi değil mi? Evet, bizler de sahaya çıktık. İnşallah başarılı olacağız. Şimdi kaç tür traktör var burada şu an? Şu an burada 60'ımız var, 75'imiz var, 80 beygirimiz var, 90 beygirimiz var, bütün traktörlerimiz var. Şimdi burada hepsini deneyeceğiz değil mi abi? Hepsini deneyeceğiz. Bakalım burada Başak Traktör'den memnunlar mı? Burcu'nun bu köylerine satıyorsun herhalde bu köy civarında. Bayağı satıyoruz, iyi çok şükür. İnşallah ilgi de güzel, inşallah daha iyi olacak. Abi nasıl buldun traktörü? Güzel. Traktörü aldın mı? Almayı mı düşünüyorsun? Almadım. Almadın. Denemesini yapıyorsun. Evet. Nasıl? Bu ne özelliği? Bu ne abi? Biliyor musun? Yok, özelliklerini bilmiyorum. Ha, bilmiyorsun. Sadece tarlada nasıl sürülüyor ona evet. Bakıyorsun değil mi? Tabii. Alınır mı alınmaz mı sence? Alınır. Alınır değil mi? Güç önemli, yakıt önemli tabii, değil mi? Tabii. İnşallah alırsın abi, ne diyelim? Hayırlısı İnşallah. Olsun. Nasıl? Traktör nasıl? Güzel mi? Güzel. Denemek istiyorum. Böyle denemek istiyorum. Kendi gücümüzden denemek istiyoruz. Yani. Aslında denemeden alınmaz değil mi? Hayır, alınmaz. Başak Traktör yalnız Gaziantep'te ve dünya genelinde, Türkiye genelinde bayağı bir yaygın. Evet. İnşallah alırsın. Ne diyelim? Deneyelim mi? Ben de gideyim senle. Deneyelim. Gidiyoruz biz. Abi kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Deneme mi yapıyorsunuz? Evet. Nasıl traktör? Traktör vallahi güzel. Zorlamıyor öyle baktım. Hoşuma da gitti. Denemeyi düşünüyormuş. Başak traktörün aradı 2080. 80'lik evet. Hem bahçe tipi. Hem bahçe tipi. Biz ağaçta kullanacağımız için genelde. Ağaçta daha ideal bu ufak. Zeytin, fıstık olsun. İnşallah alırsın. Hayırlısı olsun İnşallah. Abi. Niyetimiz öyle. Hadi iyi tarla sürmeler sana. Teşekkür ederim. O yana da salla. Gül bana. Salla gül bana sallanmadan duramam salıncaklar kurbana o yana da
salla, gül bana bu yana da salla, gül bana sallanma. Başak Traktör Burç yetkili servisi Tuncay abimizle birlikteyiz. Evet. Abi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bugün deneme test sürüşü var. Evet. Bu köyde Başak Traktör nasıl yaygın? Şimdi şöyle bir şey, Başak Traktörü vardı bu bölgede ama pek yaygın değildi. Hı hı. İnşallah bu tanıtımdan sonra bu bölgeye ağırlık verip yaygın olacaktır. Yalnız bayağı bir talep çok burada. İnsanlar İnşallah. Merak ediyor. Tabii tabii daha evet bayağı talebimiz var. Aslında insanların farklı traktörden farklı bir traktör geçişi bence biraz zordur. Evet. Ama bence bunu siz Başak Traktörü Tabii ki. Şimdi Başak Traktörümüzün hem servis konusunda hem parça konusunda her zaman için bir sıkıntı olmayan. Bundan sonra da bu bölge daha yaygın olacak. Anladım. İnşallah daha güzel olacak. Servis olarak garanti veriyorsun. Tabii. Bir sıkıntı yok. Bana adam demezler. Ben de seni almazsam. Bana adam demezler. O yana da salla. Gül bana. Bu yana da salla. Gül bana. Sallanmadan. Kabarcı köyünden gelen Başak Traktör Ahmet için abimizle birlikteyiz. Abimiz diyelim. Nasılsın abicim? İyi misin? İyiyim abi. İyilik. Siz nasılsınız? İyi şükür. Bu traktör Başak mı başka traktör mü? Sama. Ha bu Sama. Şimdi Başak Traktör almayı mı düşünüyorsun? Buraya neden geldin abi? Valla düşünüyorum işte bir tane hoşumuza gelirse. Ha hoşuna gelirse. Trap edecek. Fiyat uygun olursa. Yakın uygun olursa. Tabii. Yemek parça uygun olursa tabii, neden almayalım değil mi? Başak Traktör olmayı düşünen Karakuyu muhtarımızla birlikteyiz. Muhtarım nasılsınız? İyiyim valla teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Başak Traktör bakmaya mı geldiniz? Valla bakmaya geldim de almaya da düşünüyorum yani. Almayı düşünüyorsunuz. Hangi modeli düşünüyorsunuz? Bahçe tipini. Bahçe tipini düşünüyorsunuz. Evet. Peki normalde diğer traktörler var. Farklı traktör grupları var. Ama bence Başak Traktör de bence iddialı geliyor yani. Sanko Holding güvencesinde evet. Değil mi? Evet. Biraz hoşuma geliyor yani. Bir almayı düşüneyim de. Ne zaman deneme sürüşü yapacaksın? Biraz işte şunu yapacağım. Sırayı beklemen lazım yalnız. Bekleriz. Amcacığım nasılsın, iyi misin? Çok şükür, sağ olasın, Allah razı olsun. Başak Traktör almayı düşünüyor musun? Başak Traktör 80'lik almayı düşünüyor. 80'lik almayı düşünüyorsun. Evet. Şimdi Başak Traktör'ün tabii ki yakıt tasarrufu var, yedek parça garantisi var, servis hizmeti var. Bence bunları da kayda değer almanız gerekiyor değil mi? Tabii. Sonra Türkiye'de üretildiği için, bir de Türk montajı olduğu için, Sanko olduğu için parça sıkıntısı olmaz, yakını düşük. O yönden Başak Traktör almayı düşüneyim. Ali abi ne yaptın Ali abi? Abi sen traktör... Atmış şov abi. Abi harbiden manyak bir şov olmuş ya. Abi sen bu normal şey araç gibi kullandın bunu. Ya işimiz bu ya. Yalnız işimiz bu. Bayağı bir atik. Evet kırdım bayağı bir olsun, atik. Değil mi? 60 beygir bahçe. Hı? Tam sevklenmek. Vites geçişlerinde sıkıntı yaşamaz. İleri geri 4 çekerde. Yalnız önünü kaldırıp gidiyorsun ha. Abi senden korkulur. Abi çok güzel bir traktör. Hayırlısı olsun inşallah bol müşteriler. İnşallah. Sevgili izleyiciler şu an Akpınar köyündeyiz diyeceğim ama burası Akpınar mahallesiymiş değil mi abi? Aynen öyle. Abi sen beni düzelttin. Ben hep Akpınar köyü diyorum. Artık bizim burası mahalle oldu. Şu anda... Traktör nasıl Başak Traktör? Düşünüyor musunuz? Aldınız mı? Traktör düşünüyoruz inşallah da ben zaten bu işi yapan da benim eniştem. Ha? Eniştemle de ortak bir traktörümüz var. Nasip olursa böyle bir şey almayı düşünüyoruz ama tabii biraz daha zaman sonra... Traktör güzel,
Yani sürüm falan. Traktör olurken neye dikkat etmek gerekiyor? Yakıda mı bakmamız gerekiyor, yedek parçasına mı? Hepsi bir bütün müdür aslında? Hepsi bir bütündür aslında. Hem tabii ki yakıtına bakmak lazım. Yedek parçası ucuz mu? İşçiliği. Tabii bunların hepsine yalnız dikkat etmemiz lazım. Var. Yani servis olasılığı Burç'ta Tuncay abimiz bakıyor zaten. Tabii o önemli bir faktör. Tuncay abinin de bakmış olması. Aslında güzel bir şey. Herkese de tavsiye ederim. Yani sürüm de gayet güzel oldu. Çok güzel. Abi hayırlısı olsun. Akpınar teşekkür köyüne edin. Demiyoruz. Akpınar mahallesinden. Aynen. Tepize teşekkür ederiz. Sağ olun. Dökülüm yandı ben sana hayran. Dökülüm yandı ben sana hayran. Değerli izleyiciler, traktörümüzü sattık. Hayırlı olsun abi. Sağ olasın abim. Bol bol tarlada gezmeli günler diyeyim abi, ne diyeyim? Teşekkür ederim. İsim neydi abi? Ramazan. Ramazan abi, hayırlı olsun. Sağ olasın abi. Aldınız. Sağ ol abi, evet yeni aldım. Neden tercih ettiniz bunu öncelikle? Valla abi başa çoktan beri tercih ediyordum. Arkadaşımla daha iyi önerim çık. Tuncay abimiz artık kaçama da kalmadı yani. Gerekiyor, tavsiye etmesi gerekiyor. Evet 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 evet. Tabii ki canım. Sanko Holding'in güvencesinde olduğu için. Ne bileyim, abi ha evet evet evet. Bir de Sanko. Bir servis hemen evet, hizmet vermesi. Evet doğrudur yani. Sanko'ya da daha da güvencimiz de daha sonsuz yani. Abi hayırlı olsun. Sağ ol abi. Bilası bin abi, ne diyeyim? Oldu abi, teşekkür ederim, sağ olasın. Oldan dönderme yar sana hayran. Ben bölüğün başıya amanın amanın. Ben bölüğün başıya amanın amanın. Yol verin savuşayım yar sana kurbanım. Yol verin savuşayım yar sana hayranım. Osman Usta varmış burada, Osman Usta. Abi bu anlıyor mu Osman Usta? Osman Usta en ustamış diyorlar abi. Oraya Allah, gider. Allah'ın birini seversem yemin ediyorum hala bir şansımı bulamadım şuraya. Osman Usta'nın yanına gidelim abi. Osman Usta varmış. Osman Usta anlıyor mu, anlamıyor mu? Anlıyor, anlıyor. Osman Usta, selam aleyküm. İnşallah anlar. Anlar, anlar. Biraz. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Abi mavi kez sanayisine gezdim. Bir türlü şu ameliyatın anlayan kişi bulamadım. Allah'ın seversen. Abi arabaların doktoru bizim. Yanlış yere yatırmadın değil mi abi? Osman Usta'nın yanına geldik. Osman Usta, Osman Usta, Osman Usta, Osman Usta deyip durdu abi ya. Allah razı olsun. Abi bizim bu arabada bir şanzımanda sorun varmış. Değil mi usta? Evet. Hallederiz abi, kolay. Şimdi bu ne yapıyorsunuz burada? İsterseniz bu aracı içeri alsanız da bir uygulama mı yapacak? Ne yapsak? Olur, öyle de yaparız abi. Öyle yapalım o zaman. Şanzımandan anlayan Osman Usta burada. Sevgili izleyiciler, Osman Usta şanzımandan anlıyor mu anlamıyor mu? Abi sadece burada küçük araçlar var herhalde. Abi burada ticari araçlara bakıyoruz ekseri. İşte Japon grubunun hepsine bakıyoruz. Biliyorsun değil mi gözlerimden süzülen birkaç damla anıda senin sıcaklığın. Gittiği yerde mi yap? Gittiği yerde de yap, gittiği yerde de yap. Yani. Bu sesimi söyleyeyim. Sesler anlıyor musunuz hemen? Yani ağzından nerede olduğunu belli oluyor. Kulağımıza şey oldu yani. Değil mi? Kulak aşina evet, aşina oldu. Bir yatacak verir misiniz çocuklar? Yatacak. Bu şanzıman sesine de benzemiyor ama. Ama. Duyuyor musun? Osman Usta, beni çırak alır mısın? Alırım abi. Tamam. Abi bu kulağı kırmış. Evet. Motor da şahsen üstüne binmiş, sesi o yapmış. Evet, bunu kırını çıkarttıracağız, kulağı değiştireceğiz zaten. Gerekeni. Ben baksam anlar mıyım ya? Vallahi bir bakın. Şu altta. Bu altta mı oluyor? Evet abi, şu motor kulağı bak kırılmış. Motor şasenin üstüne binmiş. Ha. Sesini etsin o yapıyor. Ha diyorum ama anlamış gibi yapıyorum, anlamıyorum ha. Anlarsın inşallah. Abi, yardımcı ol. Allah, bismillah. Osman Usta şunu yapalım da
Şu Mehmet Usta'yı göndererek çenesinden kurtulayım. Osman Usta, Osman Usta bir mavi kentte. Ömrümüzü yiyen bir usta müşteremizdir. Tık ses olsa gelir. Peki Osman Usta, burada başka hangi araçlar yapıyorsunuz? Burada Renault, tamam. Bakalım burada. Burada Japon'da, Japon grubunda Suzuki Carry'de, yani DFM'de, Daewoo'da, Daihatsu'da, Kanuni'de bu ticari, ufak ticari araçların hepsini bakıyoruz. Genelde büyük araçlar yok burada. Yok, büyük araçlar yok. Taksi grubuyla ticari ufak araçlarla ilgili. Peki Mavi Kent insanlar aslında çok uzak diye dillendirdiği bir yer. Eskiden eski araçlardaydı. Evet, eski araçlarda yerimiz. Merkezine 3 kilometre. Evet. Çevre yolu da 16 kilometre. Yani ben çok uzak değil. Evet. İnsanların bence buraya geldiklerinde artık Mavi Kent çok uzak, çok uzak, çok uzak diyorlar ama bence öyle bir şey yok. Şu anda öyle bir şey yok. Mavi Kent'te yerlerimiz yapıldı. Dükkanlarımızın içine kendimize göre döşedik. Elektriğinden, yedek parçasından, müşteri dinlenme yerine dahil. Her gereken müşterimize her türlü imkanımız var. Çayımız, kahvemiz, sert servis. Müşterimize memnun etmek için elimizden gelen her çalışmayı yapıyoruz. Yukarıda yedek parça bölümü var, farklı bölümler de var aslında. Onları tek tek inceleyeceğiz aslında. Mescidimiz var, büromuz var, müşteri yerimiz var, yedek parça var, çıkma parça var, mutfağımız var, lavabomuz var. Anlatma. Yemek var mı? Abi yemek var Ölen abi, ne dersen başta. Yemek bizim işimiz abi. Yemeği yine yakaladım. Osman Usta bizi yapacak işte. Aynen öyle abi. Peki kaç yıldır bu sektördesin abi? Abi 97'de dükkan açtım. Usta olarak şey yapıyorum. 97'den önce de işte çıraklık, halfalık dönemimiz geçti. Eski garajlardan buraya geldim. Eski garajlar mı burası mı? Yani konum olarak. Şimdi konum olarak eski garajdan artık şehir içinde çıkmamız lazım. Yani sığmıyorduk. Konu komşudan dönüşüyoruz. Evet. Yani artık rahatsız oluyor. Burada yerimiz geniş. Esnaf arkadaşlarımız var. Mavi Kent'e geldik. Şahin Bey Sanayi Sitesi'ndeyiz. Müşterimize daha iyi hizmet veriyoruz. Arabalarımızı önce 2 araba alıyorduk. Şu anda içeri 5-6 tane araba alabiliyoruz. Meleklere ver yollar, yollar, yollar. Yeter beklettin. Konuşsam üst katta ne var? Üst katı kendimize göre dizayn yaptık. Burada o meydandan yemeğimizi yiyoruz. Ha, mutfak neresi? Türü bir şey yaptık şurada. Burası neresi önce? Burası, şöyle pardon. Burası çocukların eşya soyunma yeri, işçilerin. İşçilerin soyunma kabini. Kendimize göre. Aynen. İyi, çok güzel, dinlenebilirlerdi. Aynen, böyle bir yemek saatinde bir yarım saat. Çok iyi. Burası ne oldu abi? Burayı da yedek parça olarak İstersen düşündük. Biraz girelim içeriye abi. Girelim abi. Burası yedek parça grubu. Yedek parça, ufak tefek. Eşyalarımızı koyuyoruz yavaş eksik yavaş. Eksik yedik neler varsa işte yavaş yavaş düzüyoruz. Evet, yeni başladık zaten. Yavaş yavaş. Çok iyi abi. Ufak tefek. Mesela burada bulamadığın parçaları temin ediyorsun. Her şeyi temin ediyorum abi. Bu Suzuki Carry'ler olsun, Daewoo, Daihatsu, DFM'de zaten sınır yok. Peki yurt dışından gelen oluyor mu? Yurt dışından da gelen oluyor. Ya mesela buraya tatil amaçlı gelen kişiler olsun. Evet, geliyor. Arabaların bakımlarını yapıyoruz. Ekser onlar cip türü oluyor. Ha, anladım. Yapıp gönderiyoruz. Şu yan odaya da bakalım abi. Orada da neler var? Şu karşı tarafta, şu karşı taraf ne oluyor Osman abi? Burada çıkma parçalarımız. Evet, bu da yani eşimize yarayacak çıkma parçalarımız var işte biraz. Ufak ufak düzeltiyoruz. Değerlendiriyorsunuz. Değerlendiriyoruz. Abi. Bulunmayan ufak tefek parçalarımız var. Bunlar ne oluyor bu arada? Bunlar karbüratör oluyor. Karbüratör. Evet, o Daihatsu'nun karbüratörü. Ben de anlamış gibiydim, alıyorum abi. Farkında mısın? Evet. Senin şu makam odana bir geçelim abi, makam odana. Abi makam odası derken... Burası... Burayı mescid olarak yapacağız. Mescid olarak düşünüyorsun. Ha, anladım. Mescid olarak yapacağız. Tamam, öyle düzeltiyorsun abi. Burası... Burayı müşteri dinlenme odası yaptık. Çok güzel. Müşteri kamera sistemimiz var da televizyonumuz daha yok. Aşağıda müşteri burada çayını mayını içecek. Oradan bizi seyredecek şekilde dizayn aldık. Aslında bence eski garajlara göre çubuğu daha iyi bence burası. Evet. Onunla ben burayı tuttum abi. Burası bir yolumuz. Müşterilerimiz oturduğumuz. Otur şu karşıya geçe bir oturalım. Bir... Oturalım abi. Burası çok güzel bir şey valla. Harbiden güzel dizayn etmişsin Nazlı abi. Değil mi? Evet, güzel oldu. Allah nasip etti. İşlerden memnun musun abi? Abi elhamdülillah işlerimiz şükür elhamdülillah. Bizim işimiz daima iyiydi yani. Kimseye muhtaç olmadık.
Esnafımızın işi olursa onlarla beraber daha güzel oluyor. Yani benim işim olup olmaması önemli de hepimizin işinin olması önemli. En büyük şey sıkıntı diyeyim. Az sıkıntı değil de yani Mavi Kent'i özellikle söylüyorum. Yani uzak diye gitmeyenler var. Ne bileyim şehrin merkezinde farklı tamirciye giden var. Tam oraya da gidebilirler ama ancak Mavi Kent'te buraya geldiklerinde yani şehir merkezi 3,5 kilometre. Fazla bir uzaklık da yok aslında. Şimdi Mavi Kent'e geldikleri zaman hangi araç olursa olsun bütün esnafın araçlarını döktürüp yapacaktır. Bizim burada bir de böyle bir sistemimiz var. Müşteri geldi önce muhatap bulamıyordu. İşini yaptıydı, olmuyordu, gidiydi servislere gidiyordu. Şimdi bizim burada hem site yönetimimiz var hem de odamız var, oda yönetimimiz. Bir şikayet olduğunda müşterinin 24 saatte şikayetini muhatap alacak kişiler var. 24 saatte burada çözülüyor. Bilir kişilerimiz var. Birlik beraberlikle hepsini burada müşterimizi buraya getirmek istiyoruz. Daha iyi hizmet vermek istiyoruz. Ve gereken neyse müşterimize yapmak görevimiz bu. Barış'a da bir sorsalar ben bilirim, ben bilirim. Aracımızın neyi var? Aracım arızalı. Osman Usta'ya getirdik. Osman Usta bu konuda çok meşhur ve... Nereden geliyorsun? Gaziantep'te Antep'te yaşıyoruz. Okuruz. Antep'ten evet. Geliyorum deme bana. Antep'te yaşıyoruz. Peki mahalle olarak nereden geliyorsun? 29 Ekim mahallesinden geliyorum. Oradan buraya bir sürü tamirci var. Evet. Bir sürü ne bileyim bu işi anlayan kişiler var. Neden burası? Osman Usta hem maddi yönünde hem de anlayış yönünden daha iyidir. Merhaba. Merhaba. Geçmiş olsun diyelim. Sağ olun, teşekkür ederim. Aracımıza az önce baktık Osman Usta'yla da araç herhalde yapılıyor şu an. Evet. Üst kapak değiştirdik. Üst kapak değişti. Evet. Sıkıntı oluyor muydu? Bayağı bir araçta sorun sayıdı. Şurası vardı, şurası vardı, burası vardı değil mi de Osman Usta? Ne de olsa eski araçlar bunlar. Değil mi? Tamir istiyorlar tabii. Osman Usta'mız bu işin ustası. Hava ayaz mı ayaz, ellerim ceplerimde. Değerli izleyiciler, ekip olarak Osman Usta ekibini, kadroyu tamamladı. İşte geleceğin Osman Ustaları, yakışıklılar burada. Geleceğin Osman Ustaları yetiştiriyorsun aynen, abi. Aynen. Yaz tatilinde mi geliyor? Yaz tatilinde bunlar. Yaz tatilinde evet. Geliyorlar. Valla ne diyelim, yolu düşen herkesin Mavi Kent Sanayi Sitesi'nde Osman Usta'yı gelsin diyoruz. Küçük kambinetler olsun, Japon arabalar olsun. Yerli araba olsun, fark etmez. Her şey yapıyor. Osman Usta'nın yeri, mekanı belli. Herkesi burada bekliyoruz. El sallayalım mı? Uzun beni, ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi? Yoldum dağından, yüzüm aldım bağından. Ne doydum ne usandım, senin gibi gel. Ali Yollar'da Mola Saat programı şu an Şahin Bey Otosanayi Sitesi'nde. Sevgili izleyiciler, 1982 yılından bugüne tornacılık mesleğini sürdüren Nadir Usta'nın yanına gireceğiz. Nadir Usta neler yapıyor, kendisinden dinleyelim. Selamünaleyküm Nadir Usta. Sen çalışıyorsun maşallah ya. Vallahi ya. Abi nasılsın? Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Hamdolsun. Siz nasılsınız? İyi vallahi abi. Bu yakışıklı kim? Iyilik. Merhaba. Erdem ben. Erdem? Oğlum evet. Nasılsın Nadir Usta? Hamdolsun. Uğraşıyoruz. Siz nasılsınız? Vallahi Nadir Usta'yı anlata bitiremediler bize. Nadir Usta var. Git şu tornacıya. Tornacılık. Allah razı olsun. Tamam abi gidelim dedik. Baş tacı. Abi öncelikle ben seni tanıyalım. Kaç yıldır bu sektördesin? Neler yapıyorsun? 82 yıldan beri bu sektörde hizmet veriyoruz. Otomobil üzerine, tekstil üzerine çalışıyoruz. Yani onların tamirleri mi oluyor bu tornacılık? Evet, tamirleri oluyor. Parçaların yenileri yapılıyor. Dolu göçük aletleri yapıyoruz. Sent aparatları yapıyoruz. Ha, bu Erdoğan Usta'yla falan bir şeyimiz evet, var o zaman. Evet. Aynen. Sent aparatları falan yapıyoruz tamirciler için.
gücümüzün yettiği her şeyi yapıyoruz. Peki bu nadir usta nasıl nadir usta oldu abi? Vallahi 7 yaşından beri ben bu işin içindeyim. 7 yaşından evet. Süper. Okula başladık, aynı günde işe başladık. Çok güzel. Çekirdekten yetiştik. Nasıl işler nasıl? Hamdolsun uğraşıyoruz. İşlerimiz abi, iyi. Mavi kentten insanlar uzak diyorlar Erdem. Hani buradan şehir merkezinden buraya gelinmesi çok zor. Bilmem evet. Falan diyorlar. Ya şehir merkezi 3,5 kilometre bir yol. Aynen. Aynen. Yok. Yakın, uzak değil. Geleceğin nadir ustası mı, muhasebede mi oturuyor yukarıda? Yok, geleceğin nadir ustası devam ediyor. Devam ediyor. Evet. Senden biraz dinleyelim seni. Aha, ben makine teknikerliği bitirdim Gaziantep Üniversitesi'nde. Fizik mühendisliğine devam ediyorum. Sen bu işi tamamen teknolojisindesin. Kısmet. Bakıyorsun. Peki abi, nadir usta burada şu an bu yapmış olduğun işlem nedir? Bu şu disk torne diyoruz, fren diski. Ha, fren diski. Tuba yaklaşır mısın? Bu fren diski. Evet. Yüzü bozulmuş bak, yüzünü düzeltiyoruz. Bu da aslında esnaflar hepsi birbiriyle koordineli aslında. Tabii, mesela muhakkak. Evet. Elektrikçisi bir yere yönlendiriyor, klimacısı bir yere yönlendiriyor. Aynen, evet. Bence burada yönetimin de olması, ne bileyim, sizin buranın bir yapılan işlemden arkasında durulması da çok önemli. Aynen, tabii ki. Tabii ki, çok önemli. Neler söylemek istersin abi, son olarak? Burada Mavikent Şahin Bey Oto Sanayi Sitesi şehir merkezine uzak değil, yakın. Burada bir müşteri potansiyelimiz var. Ayrıyeten burada yapılan işlere biz yönetim olarak her zaman sahip çıkıyoruz. Çıkmaya da devam edeceğiz. Bunu da bütün müşterilerimizin bilmesi ve buraya gönül rahatlığıyla gelmesini tavsiye ederim. İnşallah bütün Gaziantep'leri bekliyoruz değil mi Erdem? Aynen. İnşallah. Makine mühendisi burada. İşin işini biliyor. Tecrübeli kişiler var. Evet. Yeni nesil var. Aynen. Değil mi abi? Aynen abi. Abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun. Yemekte buluşuruz inşallah. İnşallah. Derdini söyle, arayıp da bulamazsan gönlünü eyle. Arayıp da bulamazsan gönlünü eyle. Ara bir fellahi, severim billahi. Şahin Bey Oto Sanayi Sitesi'ni gezmeye devam ediyoruz değerli izleyiciler. Şimdiki geleceğimiz nokta Akif Usta. Akif Usta da yıllarını vermiş bir usta. Eskiden eski garajlar değil, şimdiki yeri Mavikent Oto Sanayi Sitesi diğer adıyla Şahin Bey Oto Sanayi Sitesi. Akif Usta'yı yakından tanımaya ne dersiniz? Tanımak istiyorsanız beni takip edin. Çaydan geçer, nazo dilin ayına takar hal hal. Bir bakışı canlar yakar. Akif ustamız neredeymiş? Akif ustamız, selam aleyküm, kolay gelsin. Selam Ali Bey, hoş geldiniz efendim. Nasıl Akif ustam? Sağ ol efendim. Var mı yok? Sağ ol, teşekkür ediyoruz. Abi neredesin sen? Görüşemiyoruz iş bayağıdır. Ya Ali Bey bir gittin git, gidiş o gidiş. Abi eski garajlardayken devamlı geliyordum. Doğru. Bana uzak geliyor ama yine de buradan vazgeçmedim abi. Geleceksiniz tabii ki ne. Abi nasılsın, iyi misin? Allah razı olsun Ali Bey. Teşekkür ediyoruz, saygılar. Abi Akif ustayı tanımayan kişilere bir önce kendini bir tanıt. Akif Usta ne yapar Mavikent Sanayi Sitesi'nde? Daha doğrusu Şahin Bey Oto Sanayi Sitesi'nde. Yine Akif Usta küçüklüğünden beri, 71 senesinden beri bu mesleğin içerisinde. Hı. 44 seneden beri müşterilerimize hizmet etmekteyim. Peki abi hangi tür araçlar yapıyorsun? Karma. Yani her türlü araç her var. Her türlü araç. Peki burada yağ değişimi mi yapıyorsun? Yok, yok. Karbüratör mü? Bilmem için. Motor aksamı. Motor aksamı. Veya arabayla ilgili ne şeylerin varsa hepsi gerekli. Her şey yapıyorsun. Tabii. Bu aracımız ne abi? Bu aracımız Skoda. Skoda. Evet. Neyi var? Bir tekleme olayı var. Onu bakıyoruz. Peki yol yardımı falan yapıyor musunuz? Belli bir saatlerde var mı? Yoksa yapmıyor musunuz? Yolunu yönlendiriyoruz onu. Gece hayır. Falan kalırsa. Ha, gece arası yönlendirme oluyor. Ha. Bu Serdar Usta varmış. Hani bir meşhur bir Serdar Usta. Serdar Usta, sen şu yanıma alayım Serdar Usta. Biz sabahhanede bol bol ciğer yediğimiz için. Çorba. Abi nasılsın, iyi misin? Sağ ol, sen nasılsın? İyi şükür. Yıllardır yanında abi, farkındasın. Beraberiz. Şimdi bu işin aslında temelinde sen varsın. Burada Akif abi bulmadığımız zaman Serdar Usta'ya geliyorlar. Yani artık vazgeçilmez değil mi? Biz beraber zaten. O olması ben olması o yani. Aracımız ne bu yaptığınız araç? Bu markası Daewoo ama işte biraz
hurda bir araba. İşin gerçeği. Biraz uğraştırıyor bizi. Toparlamak bayağı bir zor oluyor. Çok çok. Peki araçtan araca fark ediyor değil mi mesela? Tabii. Mesela 3 gün süren araç var. Hemen belirlen araç. Yeri geliyor, bir 10 günü arıza arıyorsun. Tam yeri gör. Tabii. Yeri geliyor mesela. Şimdi yeni arabalar yolda yapma şansın yok. Abi domates tavamız hazır mı acaba? Hemen ocakta. Selamun aleyküm, kolay gelsin. Selam. Nasılsın abi? İnşallah. Ne var ne yok? Hani malzemeler hazırlanıyor. Evet, abi lezzetli kokusunu bile alıyoruz abi burada, farkında mısın? Tenceremiz burada. Tencere burada. Etimiz soğan. Gel gel Tuğba gel. Biz bu işin içine girmişiz. Etimiz burada. Şöyle gösterelim. Buna şey diyorlar değil mi Hakim Usta? Domates tava. Tabii. Domates tava, hava da bu hava. Tabii. Beymalı domates. Beymalı. Şimdi burada akşam her gün buradasın değil mi? Tabii. Öğlenleri artık burada öğlene şey yapıyorsunuz. Yani burada işletmeler bile şey yapak gibi olmuş. Aile gibi biz burada öğlen bir karar veriyoruz. Ne yapalım? Şunu yapalım. Çok güzel vallahi. Mesela melemen oluyor, domates tava. Ustamızın elinden her şey gel. Börek, baklava. Tavuk. Ustamız annemiz mi oldu? Tabii dün. Dün İzmir'e gelmesi mesela bize. Öyle mi? Evet. İşlerimizden geldiği kadar geldi. Valla ne güzel, ne güzel. Dün gelmedin sen. Dün gelmedi. Ha. Bugün gelseydin. Ama bugün. Bugün değil. Bugün değil. Domates tava, hava da bu hava. Doğrudur. Az sonra bu lezzetle buluşacağız sevgili izleyiciler. Bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim adına. Ortada bir tencere. Boş mu dolu mu bilen yok. Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun. Ağacın işlenerek sanata dönüştüğü yer Ulutaç Mobilya. En güzel aşklar Ulutaç'la başlar. Ulutaç Mobilya'nın sunduğu Mola Saati programı reklamlardan sonra devam edecek. Yalıtım ve estetiğin bütünleştiği tek adres DS İnşaat. Strompier ve mantolama ürün çeşitliliğiyle güçlü kadrosu, profesyonel ekibi ve geniş dağıtım ağıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde kalitede öncü, sektörde lider olarak toptan satışlarımızla siz saygıdeğer müşterilerimize hizmet vermekten onur duyuyoruz. İddialıyız. Sizleri DS İnşaat Showroom'una bekliyoruz. Söz konusu hizmet ise biz varız. DS İnşaat www.dsinsaat.com.tr 0342 250 22 33 0533 703 5171. Tunç Yapı Dekorasyon. Duvar boyamaya 10 yıl son. Tunç Yapı Dekorasyon faturalarınızın yarısını ödüyor. Evlerinizin, mekanlarınızın, iş yerlerinizin dekorasyon işlemlerine bambaşka bir hava katıyor. Ve daha modern bir ortamda yaşamınızı huzurlu bir şekilde sürdürmenizi sağlıyor. Tunç Yapı Dekorasyon farkı ile doğal gaz faturalarınızda %40 tasarruf sağlayın. %50 ısı yalıtım ve ayrıca %35 ses yalıtım ile siz de karlı çıkabilirsiniz. Ücretsiz keşif için bizi arayın. Yunus Güneş GSM 0532 433 5710, Soner Güneş GSM 0507 451 2881. Adres Akkent Tramvay Yolu üzeri Karataş. www.tunçyapidekorasyon.com. Her geçen gün başarılarına yenisini ekleyen Süngüç kardeşler, Hamza Süngüç'ün önderliğinde 1997 yılında Ulutaç Mobilya'yı kurdular. 2000 yılından bu yana Türkiye'nin önde gelen firmalar arasında yer alarak yeniliklerine yenilik kattılar. Ulutaç Mobilya bir aile şirketi haline gelerek başarıyı zirvelerde yaşadılar ve yaşattılar. Avrupa standartlarında ürün üreten Ulutaç Mobilya, evlere ağaç sanatını işlemeye, zerafet yaymaya, mobilyacılık anlayışına hayat vererek canlılık katmaya devam ettiler. Ulutaç Mobilya, TSE,
ISO 9001 ve ISO 14001 kalite standartlarında mobilya üretimi ile her geçen gün mobilya sektöründe farklılıklar yaratmış ve bir ilki gerçekleştirmiştir. Ve şimdi de 2017 koleksiyonu klasik ve avantgard mobilya çeşitleriyle sizlerle buluşturmayı hedefleyen Ulutaç Mobilya yine sizler için çalışıyor. Markanın farklılığı ağaca işlendi, sanat Ulutaç marka çatısı altında birleşti ve tüm misafirlerini de bu çatı altında toplamayı hedefledi. Ulutaç Mobilya. İrtibat telefon 0342 226 28 çift 0. www.ulutacmobilya.com.tr. Unutmayın, en güzel aşklar Ulutaç'la başlar. Jet Oto Elektrik ve Klima Miktatus'ta. Sıcaklardan bunaldınız mı? Aracınızla uzun seyahate mi çıkacaksınız? Aracınızın kliması mı arızalı? Aracınızın elektrik ve elektronik çözemediğiniz sorunu mu var? 1961'den beri Jet Oto Miktatus'ta aracınızla ilgili her türlü sorunu çözmeye devam ediyor. Şahin Bey Oto Sanayi sitesinde hizmet veren Jet Oto Miktatus'ta aracınızın beygir gücünü artırıyor, yakıttan tasarruf etmenizi sağlıyor. Jet Oto Miktatus'ta klima tamiri, alternatör tamiri, oto elektrik tamir işlemleri, orijinal arıza testi, far temizliği ve birçok hizmetiyle Şahin Bey Oto Sanayi sitesinde hizmetinizde. Jet Oto Miktatus'ta GSM 0536 634 3935 Mavikent Mahallesi Şahin Bey Oto Sanayi sitesi Gaziantep. Hızlı ve sağlam bir hizmet için tercihiniz Jet Oto Miktatus'ta olsun. Güneşler Auto boyasız göçük düzeltme Erdal Usta. Aracınızı seviyor musunuz? Dolu yağması sonucu aracınızda göçükler mi oluştu? Park halindeyken aracınıza başka araç vurarak aracınızda göçük mü oldu? O zaman tercihiniz Şahin Bey Oto Sanayi sitesinde bu işin tecrübeli ve deneyimli ustası Erdal Usta olsun. Güneşler Auto Boyasız Göçük Düzeltme Erdal Usta aracınızın %99 kusursuz, orijinal bir şekilde göçük oluşan hasarlarını tamir ediyor. Böylece aracınız değerini muhafaza etmiş oluyor. Park halinde kaportada oluşan göçüklerini, dolu yağmasından sonra oluşan kaportada oluşan göçüklerinizi Erdal Usta'ya getirin, aracınızı orijinal bir şekilde teslim alın. Erdal Usta GSM 0532 588 1263. Adres Mavikent Mahallesi Şahin Bey Oto Sanayi Sitesi Gaziantep. Mon Revis açıldı, açıldı, açıldı. Kaliteyi ucuz almaya ne dersiniz? Kaliteyi ucuz almanın tek adresi Mon Revis. Açılışa özel bazı ürünlerimizde etiket yarısı fiyatları kaçırmayın. Bay bayan giyimlerinde geniş çeşit konseptiyle eski atliye arkasında hizmetinizdeyiz. 3 katlı mağazamızda erkek reyonumuzda kot, keten, kapri pantolon, gömlek, tişört, eşofman, kot ceket ve yelek çeşitleri. Bayan reyonumuzda tayt, elbise, bluz, günlük spor kıyafetler, etek ve daha birbirinden farklı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tesettür bayan giyiminde ise genç ve orta yaşa hitap eden ferace kap, tunik, manto çeşitleri. Mon Revis giyim mağazamızda fiyatlarımıza ve kalitemize her zaman güveniyoruz. Sadece bir kere mağazamızı ziyaret edin, bize hak vereceksiniz. Sizlerin güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederiz. Mon Revis adres, Çukur Mahallesi, Eski Adliye Arkası Karşı Sokağı, Şahin Bey, Gaziantep. İrtibat telefon 0342 230 51 11. GSM 0539 290 24 50. 101 yıldır bu toprakların sevdalısıyız biz. Her bir karışına, her bir fidesine, her bir başağına aşığız. Çiftçinin dostuyuz biz. İyi günde de, zor günde de. Başak Traktör, Sanko Holding'in gücü, üstün teknolojisi ve her zaman daha iyisini üretme azmiyle çiftçimizin daima yanında.
zamanla yarışıyorsan, toprağa gerçek gücünü göstermek istiyorsan, şimdi değişim zamanı. Yavuz Çapa Makinaları. Doğan Tarım Makinaları. Tüm tarım makinaları ve yedek parçaları. Ali Doğan. İrtibat telefon 0342 571 2212, GSM 0533 450 7215. Adres Oğuzlar Mahallesi, İsmet İnönü Bulvarı, No 54 Taksim A, Oğuz Eli, Gaziantep. 30 yıllık tecrübesiyle Salman Usta, araç direksiyon servisi hizmetiyle Küsket Sanayisi'nde hizmet vermeye devam ediyor. Her türlü araçların direksiyon servis hizmeti Salman Usta, Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a, Şanlıurfa'dan Birecik'e, Türkiye'nin her bölgesine, özellikle yurt dışında hizmet imkanıyla sizlere hizmet vermekten gurur duyar. Son sistem cihazlarımızla, deneyimli kadromuzla sizlerin hizmetindeyiz. Salman Usta GSM 0532 589 6953, irtibat telefon 0342 235 3679, adres Küsket Sanayi Sitesi, B Blok 57 No'lu Cadde, No 11 Gaziantep. Can ve mal güvenliğiniz için özel direksiyon servisi Salman Usta tercih noktanız olsun. Süper Test Oto Ekspertiz'de son sistem cihazlarımızla, uzman ve güler yüzlü personellerimizle sizlere en kaliteli ve en güvenilir oto ekspertiz hizmeti vermeye devam ediyoruz. Sizin için güven önemliyse biz buradayız. Süper Test Oto Ekspertiz, Türkiye'nin en gelişmiş ve modern oto test parkuru ile tarafsız, sağlam ve en doğru sonuçları almanızı sağlıyor. Adres Aydınlar Mahallesi, Şehit Kamil Oto Sanayi Sitesi bitişiği, Gaziantep. İrtibat telefon 0342 241 53 53, GSM 0535 443 2088. Hızlı ve doğru sonuç için Süper Test Oto Ekspertiz tercih noktanız olsun. Beyaz Saray Düğün ve Balo Salonları, yeni dizayn dekoru ile siz Gaziantep'lilerin hizmetinde. Kuaförü, fotoğrafçısı, geniş otoparkı, çocuk oyun alanları, gelin odası, 1000 kişilik iki ayrı salonlarla düğün, nişan, balo, konser, her türlü organizasyonları kusursuz bir şekilde yapabileceğiniz tek yer Beyaz Saray Düğün Salonları. İrtibat telefon 0342 227 55 55. Adres 25 Aralık Mahallesi, Protokol Yolu üzeri, Hobi Bahçesi yanı, Şahin Bey, Gaziantep. Siz saraylara layıksınız. Ağacın işlenerek sanata dönüştüğü yer Ulutaç Mobilya. En güzel aşklar Ulutaç'la başlar. Ulutaç Mobilya'nın sunduğu Mola Saati programı devam ediyor. Herkese mutlu hafta sonları sevgili izleyiciler. Yine lezzet keşfetmek için şu an Başpınar'dayız değerli izleyiciler. Başpınar'da bir pazar sabahı kahvaltıdayız Arzu. Akşam çok güzel bir sofrayla karşılaştık biliyorsun. Sabah da çok güzel bir kahvaltıyla devam edeceğiz günümüze. Buranın atmosferi güzel, alan güzel, tamamen doğal. Tabii ki insanları güzel, her şeyi güzel. Bakalım bizler için neler hazırlanmış. Biz sabırsızlıkla bekliyoruz. Başpınar'da katmer, beyran, serpme kahvaltı, çorba yok yok burada Arzu. Kahvaltıda buluşalım mı hep birlikte? Kahvaltıda buluşmak istiyorsanız bizi takip edin. Hadi gidiyoruz.
Şu an tayış fırında katmeri Halil Usta bize yapacak arzu. Başlamış Halil Usta. Vallahi biz sabırsızlıkla bekliyoruz ama ustam erkenden gelmiş zaten. Bize kahvaltı hazırlayabilmek için. Halil Usta'm kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ ol, teşekkürler abi. Halil abi kaçta geliyorsunuz buraya? Çok erken gelmişsiniz. Saat 4.30'da biz burada oluyor ablam. Sabah saat 8 ve evet. Ama biz çok geç geldik sanıyorduk. Erken geldik sanıyorduk ama Halil abi sağ olsun çok erken bir saatte gelmiş. Şimdi Halil abi bu taş fırında katmerin özelliği nedir? Burada nasıl yapıyorsunuz? Şimdi bunun özelliği orijinal kaymak. Hakiki köy kaymağı yani yapma falan değil bu. Hakiki köy kaymağı. Evet. Şu yaklaşabilirsin buraya. Hakiki köy kaymağı. Evet. Şeker. Şeker. Bu da Antep fıstığımız zaten. Olmaz olmaz. Yeşilleri bürümüş. Evet. Şöyle. Orijinal Antep fıstığı. Orijinal Antep fıstığı. Süper. Şimdi Halil abi bunu normalde evet. Taş fırına atmıyorlar bazı yerlerde ama siz burada i̇şte taş fırına... Her yerde fırın olmadığı için mecbur adam. Neyden yapıyor? Taşmırna katmer daha önce lezzetlerine baktık değil mi Arzu? Acaba burada nasıl? Halil abi lezzetini çok merak ediyorum. Halil abi kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Vallahi ben bu işe normalde beyranla katmer işine 2003'te başladım. 2003'te başladım. Ama 2003'te. Lokanta temel olarak 74'ten beri dedemizin yanında. Şimdi Halil abi bu Başpınar'da bölge trafiğin karşısındasınız. Evet. İnsanların aslında bence yol güzel olduğu için direkt buraya gelebilirler değil mi? Evet. Tabii. Şimdi abi katmerimiz bir taraftan yapılıyor değerli izleyiciler. Taş fırında katmer Özünal Et Lokantası'nda nasıl olur? Şimdi ben çok merak ediyorum. Halil abi ustalıkla yapıyor. Lezzet nasıl olacak acaba? Biliyorum sizler de merak ediyorsunuz. Elimizden geldiği kadar ne? Halil abi şimdi insanlarımız biraz kafa karışıyor. Şimdi diyorlar mesela ya Özünal neresi? Özünal. Özünal mesela biz şimdi Halil abi diye söylüyoruz. Bölge trafiğin karşısı. Ünal kim diyorlar? Ünal da benim birader esas. Kardeşin evet. Değil mi? Onun ismini koyduğunuz için. Şimdi kaymak bir taraftan atılıyor değerli izleyiciler. Orijinal kaymak bunda. Bunun belli bir ölçüsü var mı abi? Vallahi herhalde 150 gram kadar atıyor bize. Her yerde o kadar. Aşağı yukarı atıyor. Şimdi de beyran lezzeti için Halil Usta işin başına geçti Arzu. Antep'in olmazsa olmazı beyranımızı beyran, bir de Halil Usta'dan yiyelim şimdi bakalım. Şimdi Halil Usta beyranımız nasıl oluyor? Bir de senden dinleyelim. Beyranımız aslında bu beyran dediğimiz çorba türü bir şey yani. Ha? Antep'e özgü güzel kuvvetli bir çorba yani onun için. Ama milletin... bir antibiyotik bu aslında. Tabii. Peki. Bu da normal kuzu eti, kürek, boyun, ha? İncik tarafından. İncik tarafından yapıyor. Evet. Etleri zaten... Löpet, tamamen arzu görüyoruz. Daha tabii temizliyoruz bu tarafa. Evet. Şimdi bu psikopat deyince bol acılı mı olur abi? Psikopat öyle diyorlar, bol acılı olması gerekiyor. Öyle miymiş abi? Bilmiyorsan öğretelim abi değil mi Arzu? Tamam öğrendim. Şimdi Halil abi diyor ki Anteplisiniz. Zaten normalde herkesin yemesi abi. Gereken psikopat diyor. Servisimiz hazır diyoruz. Servise hazır hale geldi. Sofraya gidelim Arzu bence. Şimdi hiç Kenan abimiz de o masayı bize donatacak. Bakalım Kenan abi bize nasıl bir sofra hazırlamış. Bunu da hep birlikte göreceğiz. Kahvaltımız hazır sevgili izleyiciler. Beyran'dan katmere yok Arzu görüyorsun. Cennet gibi bir bahçede müthiş bir kahvaltı ya. Yaz mevsiminin kahvaltısına bence hayır diyemezsiniz. Şimdi abi ellerine sağlık. Afiyet Beyran'ın olsun. Yapılışını, katmerin yapılışını, serpme kahvaltıyı görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Arzu başlayalım bir yerden başlayalım istersen. Yaz meyvelerimizden mi başlayalım? Bence yoksa orijinal Beyran'dan başlayalım. Beyran'dan başlayalım soğutman bence. Beyran. Bence zeytinlerimizden mi, orijinal incir reçelimizden mi? Yani beyranımızdan mı, kavunumuzdan mı? Neden başlayalım abi biz?
En iyisi beyran. Önce beyran, daha sonra katmer. Ustamıza saygı diyoruz. Önce ben beyranla başlamak istiyorum. Sıcak olduğu için ben çatalla şöyle bir bakmak istiyorum. Onu bir şey söyleyeyim mi? O kıvamı, ekin suyu gerçekten mükemmel. O olmazsa. Yalnız kaşıkla yersen daha iyi olur. Suyun kıvamını lezzetli alacaksın. Ben o tadı sindire sindire tatmak istiyorum. Valla ben yiyeceğim. O sindire sindire o tadı almak istiyorum. Daha önceki katmerlerde Arzu çıtırtı yapıyordu. Bu çıtırtı yapar mı acaba? Yapar mı abi sen? Yapar. Deneyeceğim. Yapar abi. Afiyet olsun Ali. Yalnız bakar mısınız? Bu da yaklaşırsam. Fıstık, kaymak, şeker bütünleşmiş. Adeta gidiyor. Gidiyor abi. Hiç moralini bozma sen abi. Afiyet olsun. Arzu katmerden alır mısın? Sıra sıra gelmek istiyorum. Yalnız katmer vallahi süper. Ali taş abi sen bugün şöyle... Hakkımı sen ne yemiyorsun abi? Vallahi sürekli. Kendi ellerini mi yedireceğim sana? Tamam. Abi. Kendi ellerini mi yedireceğim abi? Şöyle geliyor abi. Of! Yarasın. Teşekkürler abi. Yalnız katmer olsun, beyran olsun. Eminim. Çok lezzetli sevgili izleyiciler. Bu kadar dolu dolu. Fıstıklı bir katmer yememişsinizdir. Yalnız ama burada ne eksik biliyor musun Arzu? Ünal et lokantasında yiyebilirsiniz. Susamlı ekmek. Diğer adıyla küncül ekmek diyoruz. Evet. Değil mi Kemal abi? Küncül ekmeğin nerede kaldı? Küncül ekmeğiniz geldi. Kemal Usta'yı da burada hakkını ihlal etmeyelim. Buranın şef garsonu. Evet. Teşekkür ederiz. Bilmeyenler için söylüyoruz. Susamlı ekmek. Evet. Yani Gaziantep diliyle küncül ekmek diyoruz. Abi servisi her gün böyle hazırlıyor musunuz? Bize özel. Daha bunun fazlası var. Eksiği yoktur. Daha köyden gelmeyen burada malzemelerimiz var. Ya Ali sen evet. Çok sıkıştın. Biz çok acıktık, çok acıktık evet. Falan deyince hemen aniden hazırlandı sofra. Yani bunlar da Antep peyniri değil evet. Mi? Evet, o Antep. Antep peynirimizi Antep. Görüyorsunuz. Özellikle göstermek çayımız istiyorum. Çayımız da geldi. Az ekmekten verir misin bana biraz o susamlı ekmek? Ooo sıcacık. Şimdi burası tamamen sabah olduğunda yani nostalji... Doğal hava teneffüsünü tamamen yapabilirsiniz. İki tarafı orman. Birlik ormanı, Erikçi ormanı. Biz ikisinin arasındayız tamam. Güzel bir Allah lütfetmiş. Doğru. Biz de aynen. Burada. Dülük Baba ile Erikli ormanın arasındaki olan bir yer burası. Evet. Muazzam bir yer burası. Görüyorsunuz sabah kahvaltınızı yapabileceğiniz, kafanızı dinleyebileceğiniz, sadece bir çay bile yudumlayabileceğiniz çok güzel bir ortam evet. Burası. Yalnız ben katmere bayıldım abi. Ben de. Ben katmere bayıldım. Yani buradan izleyicilerimiz sana şu vardı, an bana yok Ali. Ali, Arzu, katmer bizde de yiyorsunuz. Neden böyle söylemiyorsunuz diyeceksiniz ama bu vallahi katmer harbiden farklı. Hakkınızı helal edin. Vallahi harbiden tüm farklı. Tüm ustalarımızın ellerine sağlık ama samimiyetimle söylüyorum ben bu katmeri hiçbir yerde yemedim. Mesela yemek organizasyonu olsun. Yani doğum günü olabilir. Olsun, nişan olsun, doğum grup günü. Grup toplantılarınızı yapabilirsiniz. Bence doğru. Buraya geldiklerinde bize hak verecekler. Lezzet adına, yer adına her şey mükemmel. Servis hızlı olsun. İstiyorsanız servisimiz çok hızlı. Lezzetli yemekler bulmak istiyorsanız zaten abi. Fazla söze gerek yok. Abi biz çok, buradayız. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet ellerine olsun. Sağlık. İnşallah bir dahaki çekimlerde mutlaka bu lezzetlerden yine tatmak için geleceğiz değil mi Arzu? İnşallah başımıza geleceğiz. Ama sizler de gelmeniz gerekiyor. Ne diyoruz Ali? Yol düşen herkesin Başpınar'da bölge trafiğin karşısında Dülük Baba ile Erikçi Ormanı arasındaki bu güzel mekana mutlaka gelin diyoruz. Herkesi Öz Ünal Et Lokantası'na bekliyoruz. Bekliyoruz. Arzu aşağıda kurtulalım. Bu iş bitsin. Allah'ın izniyle. Ya tamam kısa bir ara diyelim tamam mı? Ağacın işlenerek sanata dönüştüğü yer Ulutaç Mobilya. En güzel aşklar Ulutaç'la başlar. Ulutaç Mobilya'nın sunduğu Mola Saati programı reklamlardan sonra devam edecek. Yalıtım ve estetiğin bütünleştiği tek adres DS İnşaat. Strompier ve mantolama ürün çeşitliliğiyle güçlü kadrosu, profesyonel ekibi ve geniş dağıtım ağıyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde kalitede öncü, sektörde lider olarak toptan satışlarımızla siz saygıdeğer müşterilerimize hizmet vermekten onur duyuyoruz.
İddialıyız. Sizleri DS İnşaat Showroom'una bekliyoruz. Söz konusu hizmet ise biz varız. DS İnşaat www.dsinsaat.com.tr 0342 250 22 33 0533 703 5171. Tunç Yapı Dekorasyon. Duvar boyamaya 10 yıl son. Tunç Yapı Dekorasyon faturalarınızın yarısını ödüyor. Evlerinizin, mekanlarınızın, iş yerlerinizin dekorasyon işlemlerine bambaşka bir hava katıyor. Ve daha modern bir ortamda yaşamınızı huzurlu bir şekilde sürdürmenizi sağlıyor. Tunç Yapı Dekorasyon farkı ile doğal gaz faturalarınızda %40 tasarruf sağlayın. %50 ısı yalıtım ve ayrıca %35 ses yalıtım ile siz de karlı çıkabilirsiniz. Ücretsiz keşif için bizi arayın. Yunus Güneş GSM 0532 433 5710, Soner Güneş GSM 0507 451 2881. Adres Akkent Tramvay Yolu üzeri Karataş. www.tunçyapidekorasyon.com. Her geçen gün başarılarına yenisini ekleyen Süngüç kardeşler, Hamza Süngüç'ün önderliğinde 1997 yılında Ulutaç Mobilya'yı kurdular. 2000 yılından bu yana Türkiye'nin önde gelen firmalar arasında yer alarak yeniliklerine yenilik kattılar. Ulutaç Mobilya bir aile şirketi haline gelerek başarıyı zirvelerde yaşadılar ve yaşattılar. Avrupa standartlarında ürün üreten Ulutaç Mobilya, evlere ağaç sanatını işlemeye, zerafet yaymaya, mobilyacılık anlayışına hayat vererek canlılık katmaya devam ettiler. Ulutaç Mobilya, TSE, ISO 9001 ve ISO 14001 kalite standartlarında mobilya üretimiyle her geçen gün mobilya sektöründe farklılıklar yaratmış ve bir ilki gerçekleştirmiştir. Ve şimdi de 2017 koleksiyonu klasik ve avantgard mobilya çeşitleriyle sizlerle buluşturmayı hedefleyen Ulutaç Mobilya yine sizler için çalışıyor. Markanın farklılığı ağaca işlendi, sanat Ulutaç marka çatısı altında birleşti ve tüm misafirlerini de bu çatı altında toplamayı hedefledi. Ulutaç Mobilya. İrtibat telefon 0342 226 28 çift 0. www.ulutaçmobilya.com.tr. Unutmayın, en güzel aşklar Ulutaç'la başlar. Jet Oto Elektrik ve Klima Miktatus'ta. Sıcaklardan bunaldınız mı? Aracınızla uzun seyahate mi çıkacaksınız? Aracınızın kliması mı arızalı? Aracınızın elektrik ve elektronik çözemediğiniz sorunu mu var? 1961'den beri Jet Oto Miktatus'ta aracınızla ilgili her türlü sorunu çözmeye devam ediyor. Şahin Bey Oto Sanayi sitesinde hizmet veren Jet Oto Miktatus'ta aracınızın beygir gücünü artırıyor, yakıttan tasarruf etmenizi sağlıyor. Jet Oto Miktatus'ta klima tamiri, alternatör tamiri, oto elektrik tamir işlemleri, orijinal arıza testi, far temizliği ve birçok hizmetiyle Şahin Bey Oto Sanayi sitesinde hizmetinizde. Jet Oto Miktatus'ta GSM 0536 634 3935 Mavikent Mahallesi Şahin Bey Oto Sanayi sitesi Gaziantep. Hızlı ve sağlam bir hizmet için tercihiniz Jet Oto Miktatus'ta olsun. Güneşler Auto boyasız göçük düzeltme Erdal Usta. Aracınızı seviyor musunuz? Dolu yağması sonucu aracınızda göçükler mi oluştu? Park halindeyken aracınıza başka araç vurarak aracınızda göçük mü oldu? O zaman tercihiniz Şahin Bey Oto Sanayi sitesinde bu işin tecrübeli ve deneyimli ustası Erdal Usta olsun. Güneşler Auto Boyasız Göçük Düzeltme Erdal Usta aracınızın %99 kusursuz, orijinal bir şekilde göçük oluşan hasarlarını tamir ediyor. Böylece aracınız değerini muhafaza etmiş oluyor. Park halinde kaportada oluşan göçüklerini, dolu yağmasından sonra oluşan kaportada oluşan göçüklerinizi Erdal Usta'ya getirin, aracınızı orijinal bir şekilde teslim alın.
Erdal Usta GSM 0532 588 1263. Adres Mavi Kent Mahallesi Şahin Bey Otosanayi Sitesi Gaziantep. Mon Revis açıldı, açıldı, açıldı. Kaliteyi ucuz almaya ne dersiniz? Kaliteyi ucuz almanın tek adresi Mon Revis. Açılışa özel bazı ürünlerimizde etiket yarısı fiyatları kaçırmayın. Bay bayan giyimlerinde geniş çeşit konseptiyle eski adliye arkasında hizmetinizdeyiz. 3 katlı mağazamızda, erkek reyonumuzda kot, keten, kapri pantolon, gömlek, tişört, eşofman, kot ceket ve yelek çeşitleri. Bayan reyonumuzda tayt, elbise, bluz, günlük spor kıyafetler, etek ve daha birbirinden farklı çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Tesettür bayan giyiminde ise genç ve orta yaşa hitap eden ferace kap, tunik, manto çeşitleri. Mon Revis giyim mağazamızda fiyatlarımıza ve kalitemize her zaman güveniyoruz. Sadece bir kere mağazamızı ziyaret edin, bize hak vereceksiniz. Sizlerin güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederiz. Mon Revis adres, Çukur Mahallesi, Eski Adliye Arkası Karşı Sokağı, Şahin Bey, Gaziantep. İrtibat telefon 0342 230 51 11. GSM 0539 290 24 50. 101 yıldır bu toprakların sevdalısıyız biz. Her bir karışına, her bir fidesine, her bir başağına aşığız. Çiftçinin dostuyuz biz. İyi günde de, zor günde de. Başak Traktör, Sanko Holding'in gücü, üstün teknolojisi ve her zaman daha iyisini üretme azmiyle çiftçimizin daima yanında. Zamanla yarışıyorsan, toprağa gerçek gücünü göstermek istiyorsan, şimdi değişim zamanı. Yavuz Çapa Makineleri, Doğan Tarım Makineleri, tüm tarım makineleri ve yedek parçaları. Ali Doğan. İrtibat telefon 0342 571 2212, GSM 0533 450 7215. Adres Oğuzlar Mahallesi, İsmet İnönü Bulvarı, No 54 Taksim A, Oğuzeli, Gaziantep. 30 yıllık tecrübesiyle Salman Usta, araç direksiyon servisi hizmetiyle Küsket Sanayisi'nde hizmet vermeye devam ediyor. Her türlü araçların direksiyon servis hizmeti Salman Usta, Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a, Şanlıurfa'dan Bilecik'e, Türkiye'nin her bölgesine, özellikle yurt dışında hizmet imkanıyla sizlere hizmet vermekten gurur duyar. Son sistem cihazlarımızla, deneyimli kadromuzla sizlerin hizmetindeyiz. Salman Usta GSM 0532 589 6953. İrtibat telefon 0342 235 3679. Adres Küsket Sanayi Sitesi, B Blok 57 No'lu Cadde, No 11 Gaziantep. Can ve mal güvenliğiniz için özel direksiyon servisi Salman Usta tercih noktanız olsun. Süper Test Oto Ekspertiz'de son sistem cihazlarımızla, uzman ve güler yüzlü personellerimizle sizlere en kaliteli ve en güvenilir oto ekspertiz hizmeti vermeye devam ediyoruz. Sizin için güven önemliyse biz buradayız. Süper Test Oto Ekspertiz, Türkiye'nin en gelişmiş ve modern oto test parkuru ile tarafsız, sağlam ve en doğru sonuçları almanızı sağlıyor. Adres Aydınlar Mahallesi, Şehit Kamil Otosanayi Sitesi Bitişiği, Gaziantep. İrtibat telefon 0342 241 53 53, GSM 0535 443 2088. Hızlı ve doğru sonuç için Süper Test Oto Ekspertiz tercih noktanız olsun. Beyaz Saray Düğün ve Balo Salonları, yeni dizayn dekoru ile siz Gaziantep'lilerin hizmetinde.
kuaförü, fotoğrafçısı, geniş otoparkı, çocuk oyun alanları, gelin odası, 1000 kişilik 2 ayrı salonlarla düğün, nişan, balo, konser, her türlü organizasyonları kusursuz bir şekilde yapabileceğiniz tek yer Beyaz Saray Düğün Salonları. İrtibat telefon 0342 227 5555. Adres 25 Aralık Mahallesi, Protokol Yolu üzeri, Hobi Bahçesi yanı Şahin Bey Gaziantep. Siz saraylara layıksınız. Ağacın işlenerek sanata dönüştüğü yer Ulutaç Mobilya. En güzel aşklar Ulutaç'la başlar. Ulutaç Mobilya'nın sunduğu Mola Saati programı devam ediyor. Evet, Mola Saati programı sektörün yıldızlarını keşfetmeye devam ediyor. Şu anda bir traktör üzerindeyiz ama biz neredeyiz Ali? Arzu, şimdi biz çiftçilerimizin adına traktörleri keşfetmeye çalışıyoruz. Burası Özdemirler Traktör Hatat grubu. Burada birbirinden farklı, yakınından tasarruflu, ürünlerin kaliteli olması bence en büyük özelliği. Bence bunu ustalarımız bize anlatsınlar. Otomobil rahatlığında traktör almak istiyorsanız bu programımızı sakın kaçırmayın diyoruz. Programı mutlaka izleyin sevgili izleyiciler. Hatat grubunun Özdemirler Traktör olarak anlatacağız. Bakalım iyi bir traktör nasıl oluyor? Yakınından tasarruf nasıl sağlanıyor? Bence aşama aşama kendilerinden dinleyelim. Özdemirler Tarım Hattat bayisindeyiz sevgili izleyiciler. Yanımızda teknik servis Murat kardeşimiz var. Muratcığım, merhabalar. Merhaba abicim, hoş geldiniz. Arzu, görüyorsun traktörün yanına oturmuşsun. Otomobil gibi konforlu bir traktör almak istiyorsanız kesinlikle tercih etmelisiniz. Bakalım arkadaşımız bize neler anlatacak bu konuyla ilgili. Murat, bize bu Hattat grubunun hangi serisi, özelliğinden biraz bahseder misin bize? Bu Hattat 285S dediğimiz kabinli klimalı traktörümüz. 285'lik eski Massey Ferguson'la traktörümüzün her şeyi birebir aynıdır. Sadece geliştirilmiş motor var. Perkins 1.3 motor dediğimiz GPS'li motor. Yakıtını kendi otomatik ayarlıyor. Kendi avansını otomatik ayarlıyor. Kartal kanat dediğimiz kaporta. Sen bir açalım onu. Şöyle bir gösterelim. Yakıtını kendi ayarlıyor dediniz. Doğrudur. Burası çok önemli. Çünkü evet, hepimizin sayılar. İhtiyacı olan, özellikle çiftçilerimiz için çok önemli. Peki yakıt olarak tasarruflu mu? Diğer firmalarımızdan %40 az daha yakıt yaktığını iddia ediyoruz. %40? Evet. Peki bunun teknik servisi olarak, fiyat olarak nasıl oluyor? Teknik yani servis olarak geniş servis ağı. Yedek parçada sıkıntı yok. Yani traktörü çiftçimiz aldığı zaman kaygısız alabilir. Ya sen teknik servisin diye yani ucuz bir şey yapmıyorsun değil mi? Peki, hayır, doğru söyledin. Allah, benim şimdi ürünümde sıkıntı çıktı. Ben ne yapmam gerekiyor? Yetkili servislerimizi arayarak traktörünüz evde kalmışsa eve geliyoruz. Ne bileyim, hani arızası varsa traktörü kamyonetimize yükleyerek servisini de çekip tekrar yapıp çatıp evinize kadar bırakıyoruz. Herhangi bir muhatap bulma sıkıntımız olmuyor. Yok, hayır. Tabii özellikle Özdemirler Traktör olarak muhatap alacağımız kişilerimiz belli, adresimiz belli. Peki Murat, bu içindeki özellikle bayağı bir konforlu araba gibi. Biz bir deneyelim mi? Ben çok merak ediyorum ve denemek istiyorum. Sen teknik servis hakkında yorum yaparsın diyeceğim ama yapamayacak, biliyorum. Sıcaklarda böyle işte mahsullerimizi almamızda yardımcı olan traktörlerimizi, klimalarımız var. Doğru. Klima değil mi bu? Yani evet, sıcaklar klima, herhangi bir sıkıntı teyp, çekmeyeceğiz. Artı teyp var. Evet, ondan sonra çiftçilerimize özellikle duyurulur. Değil mi? Vallahi bayağı bir Mercedes gibi. Doğrudur. Klimamız var. Yani. Radyomuz evet, var. Ondan sonra güneş elimizden geliyor. Güneş gelmesin diye değil mi bu? Doğrudur, evet. Çok güzel. Peki bu kaç vites oluyor? Bu nasıl oluyor? Tam bilmediğim için özellikle. Doğrudur. Bir anaraya 3 ön olmak şartıyla. Ondan sonra burada takviye kolu dediğimiz. Takviye kolu var. Evet. Burada direksiyon altı çatır. Öne geri. Doğru, çalıştırabiliriz. Düşmeyelim sonra. Yok, düşmez. Kullanmayı biliyorsun değil mi? Evet. Şimdi Hattat grubunun bayağı bir ürün olarak geniş bir yelpazesi var. Doğrudur, evet. Şöyle. Evet, biz ya. Açılışı yaptık. Başlayalım ustam. Erenlerce olmuşlar.
babos. Piri civanı kemerbest bağlamışlar. Evet, şu anda görüyorsunuz, hatta traktörde traktör şovu başladı. Şölen devam ediyor. Yanımızda Kemal Bey var. Kemal Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Evet, hoş geldiniz özellikle. Ben burada satış sorumlusu olarak Hattat bayisinde çalışıyorum. Yani 2,5 yıldan bu yana girdim ben bu bayide. 2,5 yıldan bu yana çalışıyorum. Yani çok memnunum. Çok şükür satışlarımız da iyi. Rekor kırıyoruz satışlarımızda. Peki Kemal, şey soracağım. Bu traktörler tamam kendilerine dönüyor. Bunlar biraz daha diğerlerine göre alçak. Değil mi? Alçak. Bunlar niçin? Bu fıstık bahçe için yaratılmış bir fıstık motor. Sadece fıstık için değil mi bu? Fıstık bahçe için yaratılmış. Çiftçimizin aradığı motor budur yani. Bu fıstık toplamada kolay. Var. Aynen fıstık. Ali için çok önemli bu. Fıstık mıntık, fıstık mıntıkasına ben bakıyorum abi. Tamam, sana çok tavsiye ederim. Fıstık mıntıkasına girmek için çok engindir yani. Daha rahat geçebilir yani. Tamam, ben tavlada çiftçimiz gezerim o kadar abi. Sıkıntı yapma, yaşamaz yani yapma. O kadar. Şimdi Gaziantep denilince aklımıza tabii ki fıstık, fındık, her şey geliyor değil mi? Aynen öyle. Gaziantep'ten sonra şeydi. Tüm ağaç tipleri, bahçe tipi olan traktör için yani. Bahçe için 10 numara yani. Bunlar traktör. Biraz daha rahat oluyor herhalde. Daha bahçeye rahat. Girerken, aynen, toplarken. Aynen, bahçeye girirken ağaç altı olarak çok engin olarak. Öbür traktörlerden çok farklı. Bu 240 serisi. 240S. 240 Massey'in bir devamı. Yani Afsane geri döndü. Afsane kırmızısı. Yani şimdi biz sadece siz Gaziantep'e hitap etmiyorsunuz. Ben az önce yine bahsettim. Türkiye genelinde. Şimdi mesela Kilis var, Nizip evet, var, Oğuzeli var, Araban var. Kömürler var, peki İstahya bunu servis var. Olarak oraya gidip geliyorsunuz. Bunu sağlıyorsunuz değil mi servisini? Tabii hepsini sağlıyoruz. Yani servisimizde sıkıntı yok, parçada sıkıntı yoktur. Traktörümüzün servis gittiği yerde traktör büyük arızası sıkıntısı varsa aracımız var. Aracı gönderip kaldırıyoruz onu. Şimdi bu traktör şeyse bir şey arızası orada tamamlıyor. Şimdi bu traktörü böyle bıraksan arabana gider mi? Arabana değil. Kemal, sen bunların başını neden boş bırakıyorsun? Yine gider. Neden başını boş bırakıyorsun? Bunlar kendi başına gider. Kendi başına iş yapar. Ama nereye gitmesi gerekiyor? Tabii ki çiftçinin de gitmesi aynen gerekiyor. Önemli olan çiftçinin kucağına gitmesi o gerekiyor. O zaman Özdemirler Tarım olarak Hattat grubunun bayisiniz, Gaziantep evet, bölge bayisiniz. Evet. O zaman çiftçilerimiz buraya geldiklerinde yakıt olarak, teknik servis olarak çok aynen. İyi. Öbür firmalarda yakıt olarak %40 az yakar. Buna iddialıyız. Ama şimdi sen... Türkiye'nin en düşük yakıt tüketen bir makinasıdır. En yüksek kırıma da sahiptir. Bizimkisi öbür masiyeler farz edelim 42-47 beygirdir. Bunlar minimakız. Bunlar minimakız. Bunlar 52 beygir gücüne sahiptir. Abi çok teşekkür ederim. Şu anda biz altında kalacağız sanırım. Ne yapalım biliyor musun? Abi sana çok teşekkür ediyorum. Arsa ona bil, ben buna bileyim. Biz ben gidiyorum. Ali'yi de tek başına bırakıyorum. Şöyle oturuyorum yalnız. Görüyorsunuz. Rahatlık bir başka oluyor. Tabii çiftçilerimiz özellikle buradan duyurulur. İyi seyirler diliyoruz. Özdemirler Tarım Hattat sorumlusu Ali abimizle birlikteyiz. Satış müdürümüz Ali abi, kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürler Ali Bey. Arzu, birbirinden farklı traktörlere bindik değil mi? Konforlu, rahat, çiftçilerimiz için özel üretilmiş Hattat traktörler A'dan Z'yi burada. Şimdi Ali abi, Özdemir Tarım olarak Hattat traktör bayisiniz. Birbirinden evet, farklı traktörler var. Biraz senden dinleyelim abi. Allah'a çok şükür, şöyle söyleyeyim Ali Bey. Şu Hattat'ın bize ürettiği traktörlerden hiçbir... Bugüne kadar hiçbir şikayet yaşamadık ve bunu tanıtmaktan da gurur duyuyorum şu anda. Şimdi traktör olarak bayağı bir ürün yelpazesi var değil mi abi? Çok geniş yelpazemiz var. Yaklaşık bir 200'ün üzerinde şey olarak, çeşit olarak 200'ün üzerinde bir çeşidimiz var. Yalnız şu anda en revaçta olan, en önde olan traktörümüz 240S modelimiz. Bu fıstık Minimax yani. Modeli evet. Aynen, fıstık için üretilmiş fıstık olan. Tabii yapıyor. Fıstık için üretilmiş evet, olan traktörümüzdür. Çok şükür onda da satış sıkıntımız yoktur. Peki Hattat'ı buradan izleyicilerimiz, çiftçilerimiz neden tercih etmesi gerekiyor? Yakıtı mı uygun, ne bileyim yedek parçası mı uygun? Evet. Hattat traktörlerimiz şu anda en küçük traktöründen tut en büyük traktörüne kadar Perkins traktör motor kullanmaktadır.
10.000 saat motor ömürlü. Bu orijinal İngiliz, direkt İngiltere'den gelir. Euro 3 motor dediğimiz motor. Yakıda az. Hemen şanzımanımızı kullanır. Çok şükür onlarda ne şanzımanda ne motorda bugüne kadar en ufak bir sıkıntı yaşamadık. Yakıtımız az, çekişimiz de güzel, yetiyor çiftçimizde. Şu an o yüzden zaten yakıt böyle tasarruflu olduğu için mi açık bırakıyorsunuz? Doğrudur, yakıtımıza güveniyoruz. Yalnız Ali Bey bizi tura çıkartacak, o yüzden böyle açık bıraktı. Şimdi bak, tamam. Biraz da şu ödüllü traktörler 2015'te ödül aldı. O Valtra dediğimiz traktörlerimiz. Valtra 2015 yılında dünyanın en iyi traktörü seçildi. 2015 yılının en iyi traktörü seçildi. O daha şu anda piyasaya çok fazla girmedik ama yakın bir zamanda yine çiftçilerimizle peki, buluşturacağız. Peki bu traktörün özelliği nedir? Bu traktörümüz 65 beygir. Bahçe traktörümüz. 3065 dediğimiz model. Bahçe traktörü yine. Çift çeker olan. Hem şanzıman Perkins motor. Şanzıman soğutucuya kadar var bu traktörümüzde. Çok şükür bundan da çiftçilerimiz çok memnun. Abi çok teşekkür ediyorum. Ben İnşallah teşekkür ederim. Buradan çiftçilerimize özellikle belirtelim. Hatta grubunu mutlaka tercih etsinler. Ne bileyim bahçe için var, fıstık toplamak için var. Tabii ya, tabii. Bir... Çiftçilerimize hepsini satışta ayırmaya da gelebilirler değil mi? Bir çay yudumlamaya da gelebilirler buraya. Tabii tabii. Almaları önemli değil. Lazım. Yeter ki misafirimiz olarak bayimize gelsinler. Çok teşekkür ediyorum abi. Biz kolay teşekkür gelsin. Ederiz. Sağ olun. Ağacın işlenerek sanata dönüştüğü yer Ulutaç Mobilya. En güzel aşklar Ulutaç'la başlar. Ulutaç Mobilya Mola Saati programını sundu.